soruyorsun nereye gideyim? İki yol var demiştim, hangisini seçeyim? Korkma bebeğim, hepsinin sonu aynı. Çok yukarılarda biri mi bunları yaptı? Hoş bulduk. Siz de geldiğinize göre başlayabiliriz. Hani biz burada büyük bir operasyona tanıklık edecektik. Hani mahkumlar içeriye uyuşturucu sokuyorlardı. Uyuşturucu mu? Haşa savcı bey. Bizim tayfa hayatta öyle şeyler yapmaz. Yani üzerimize öyle şeyler yapıştırmaya kalksalar da zati bizim üzerimizde durmaz. Bakın işte gördüğünüz gibi öyle fındık, fıstık, baharat, öyle iç pilavlık malzeme var burada. Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz ha? Bunca işin gücün arasında buraya kadar bunun için mi getirdiniz? Ne
Açığım gitti vallahi. Öldüm be. Anladım. Anladım. Bir cumhuriyet savcısını ve bir adalet bakanlığı müfettişini ve hatta bir cezaevi müdüresi olarak kendinizi düşürdüğünüz bu durumun ne bir özrü ne de bir açıklaması olabilir Zerrin Hanım. Savcı Bey sakin olun. Buyurun oturun. Tüm mahkumların gözünün önünde rezil olduk. Bir de dalga geçtiler arkamızda. Neymiş? Çok büyük bir uyuşturucu sevkiyatına tanıklık edecekmişiz. Ha? Ettik. Bugün mutfaktan yasak madde sokacaklarını nereden haber aldınız? Kim söyledi size? Kim olduğu belli değil müfettiş bey. İhbar asılsız, imzasız bir mektupla geldi. Bir dakika. Bizi buraya imzasız bir mektuba dayanarak çağırdınız yani. Öyle mi? İhbarlar genelde imzasız gelir Savcı Bey. Benim görevim... Sizin göreviniz Zerrin Hanım, yönettiğiniz bu kurumun içindeki olayları doğru öğrenip değerlendirmek. Mahkumlar dalga geçmiş sizinle. Sizin sayenizde bizimle de geçtiler tabii. Zerrin Hanım, bakın. Siz kıymetli, zeki, bizim için önemli bir personelsiniz. Ayrıca yaşadığınız olayı, özel durumunuzu da biliyoruz. Derin acılar yaşadınız. Biz de kusurlarınızı mazur görüyoruz. Ama bir yere kadar. Abla, abla lütfen yardım et, kurtar beni. Her gün biri beni tehdit ediyor. Uyuyamıyorum, yemek yemiyorum. Lütfen yardım et bana. Kurtaracağım Zeynep. Biraz sabret. Kimseyle ters düşmemeye çalışayım. Tamam mı ablacığım? Allah, çok kötüyüm. Yardım et ne olur. Yalvarırım. Mahkumlar resmen oyuncak etmişler sizi ellerinde. Lütfen Zerrin Hanım. Bir an önce kendinizi ve cezaevini hale yola sokun. Sizi buraya büyük umutlarla yolladık. Bizi daha fazla hayal kırıklığına uğratmayın. Müdürüm. Zerrin Hanım. İyi misiniz? Özür dilerim ama hani... yani bu durumla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bana Kudret'i çağır. Başüstüne. Bu renk ipim de bitmiş. Ben çatlak giderim ha. Uğraşamacı. Aa Dudu, ortalığı ateşe verme bak herkes gergin zaten. Ya ne olacak böyle Yonca? He? Ne zamana kadar sürecek bundan böyle itiş kakışı? Ah be Dudu. Yalnız ben bir ara Deniz'in Azra'yı sattığını düşündüm ha. Şimdi ben Deniz ablayı orada görünce tahmin ettim işlerin içinde bir iş olduğunu da. Biz alışmışız ya bunları böyle goyun goyuna görmeye. Vallahi yüreğim kaldırmıyor ha. Deniz Demir. Hazırlan. B2'ye gidiyorsun. Ne? Nasıl ya? Kudretlerin bu tarafa he? Zerrin Hanım'ın emri. Acaba ne plan yapıyor yine üstümüzden? Murat Bey olur mu öyle şey? Kudret'in orada ne işi var Deniz'in? He?
Ne oluyor? Zehrin Deniz'i Kudret'in koğuşa gönderiyor. Ne? İyice kafayı yedi bu kadın. Bu ne hırsmış arkadaş? Hapishaneyi başına mı yıkalım istiyor? Deniz gitme, haddini bildirelim. Tamam, itiraz etmiyoruz. Madem emir, tamam. Nasıl ya? Kadın kafayı yemiş ya. Beni istetmişsin müdürüm. Gene ne var? Deniz artık sana emanet, Kudret. Şey, nasıl yani? Anlamadım müdürüm. Ne demek istedin? Bugünden itibaren Deniz sizin koğuş alanında. Ama sana kesin emir. Kan akmayacak. Başım belada zaten. Emrin olur müdürüm. Ya, bu nasıl bir güzel haber ya? Ya Allah'a şükürler olsun. Gerçi kan akmayacak dedin. Bu bizi biraz bozar ama... Kan akmayacak dedim ama... İnsanlar burada sadece cinayetten ölmüyorlar. Mesela bunalıma girebilirler. Ne bileyim... İntihar edebilirler, değil mi? Olur böyle şeyler. Ay olmaz mı müdürüm? Kan akmayacak. Cinayet olmayacak. Başımı derde sokmayacaksın. Emrime uymazsan anlaşmamız biter. Kendine yine o kuyunun dibinde bulursun. Açık mı? Apaçık. Ne yapıyorsun ya? İntihar etmek istiyorsan sana daha kolay bir yöntem bulalım, acısız olur. Deniz nasıl boyun eğersin? Ya sen gidiyorsun diye biz bir sürü olay çıkardık, isyan çıkardık. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Tamam işte. Artık ne kimsenin canı yansın istiyorum, ne de bir yerde herhangi bir olay çıksın istiyorum. Tamam. Deniz, gidemezsin. Azra. Ben artık bundan sonra burada kalmışım, başka bir yerde kalmışım. Fark etmiyor benim için. Öyle mi? Öyle. Kudret'in yanına gidiyorsun, farkında mısın? Bir bildiğim var. Arıza çıkarma. Yolumdan çekil. Tamam gidebiliriz Deniz. Gidemezsin, bırakamayız seni. Zerrin Hanım'ın emriymiş. Tamam, yapacak bir şey yok. Der ya. Murat Bey nasıl izin verirsiniz tamam. Böyle bir şeye? Tamam. Deniz ne olursun dikkat et orada tamam. Kendine. Ya bu Deniz'in hali hal değil ha. Niye sesini çıkarmıyorum? Kuzu kuzu gitti Kudret'in o tarafa. Tamam arkadaşlar. Ay. Of. Bu hapishaneyi adam akıllı uslandırmamız lazım Oktay. Evet. Gerçekten son yaşananlar çok üzücü Zerrin Hanım. Özlem kendisine güveni olmayan pasif bir kadın. Murat desen mahkumlara, hatta özellikle bazılarına karşı zaafı ortada. Maalesef. Maalesef. Sana ve bana çok iş düşüyor. Bu kurumu onların eline bırakamayız. Ben sizin tarafınızdayım Zerrin Hanım. Daha önce kimse yokken siz benim tarafımdaydınız. Teşekkür ederim. Senden hiç şüphem olmadı zaten. Bu haftanın nöbet çizelgesini sen hazırlar mısın? Tabii. Seve seve. Deniz, 219 numaralı oldu.
Kendine dikkat et. Oo, kuzu. Hoş geldin. Bak, sana karşılama komitesi hazırladım. Beğendin mi? Ne öyle selamsız bandosu gibi geçip gidiyorsun ha? Alo, Kudret annemiz bir şey diyor, duymuyor musun? Oo! Hatırladın mı bu masayı kuzu? Şu masanın dili olsa da konuşsa ha kızlar? İpek, bak sen yenisin. O günü bilmiyorsun. Bu Deniz beni cayır cayır on yerinden bıçakladı. Ama Allah'ın sopası yok. Bak tak diye geldi karşı koğuşuma. Komşu oldu. Benimle uğraşma. Aa, korktu mu? Korktu mu? Korkak kuzu bu. Ya bu ilk geldiği gün görecektiniz. Bacakları korkudan zangır zangır titriyor. kuzu bak burada tilki uykusu uyuyacaksın. Bu koğuşta ancak böyle dinlenirsin. Tilki uykusu uyuyacaksın ki dinç kalkasın. Dinç. Allah'ım ya Hasret. Sevda Açar. Ziyaretçin var. Ziyaretçi mi? Kimmiş? Ne bileyim ben kim? Hadi. Ama beni ziyarete kimse gelmez ki. Ya hadi uğraştırma beni ya. Merhaba Sevda. Geç otur. Ne arıyorsun sen burada? Nasıl girdin içeri? Yüksek yerde tanıdıklarım var diyelim. Sana otur dedim. Otur, otur. Uzun zaman oldu görüşmedik. Mahkumluk nasıl gidiyor? Alışabildin, he? Beni rahat bırakın. Bırakacağız canım. Sen bizim emaneti vereceksin. Biz de seni rahat bırakacağız. Sen biliyorsun, istediğimiz olmayınca neler yapıyoruz. Siz benim sevgilimi öldürdünüz. Ben sizin yüzünüzden buradayım. Kes, kes! Bana mağdur ayakları yapmayacağım. Biz Kemal'le parayı yol kenarında bir yere attık. Biliyorsunuz. Sonra polis hemen beni yakaladı bana zaten. Para lazım değil kızım. Ben o çipi istiyorum. Ya o çipi vereceksin ya da bu oyuna girdiğine pişman olacaksın. Anladın? He? Ben çip falan görmedim. Gerçekten biz sadece parayı aldık. Sevda. Yemin ederim ben çip falan görmedim. Gerçekten yemin... Görüşmemiz bitti. Deniz, depoda yatak yok. Bu gece idare etmen gerekiyor. Tamam. Thank you.
Mıncırık, bak bir buraya. Aa, kime diyorum? Kızım, alo. Duymuyor musun ya? Sağır mısın? Kimmiş ziyaretine gelen? Hiç ya. Önemli biri değil. Eski çalıştığım yerden biri. Yüzün gözün birbirine girmiş. Çok iyi ayrılmadın herhalde. Yok, yok, yok. Önemli değil. Biri mi var benim odamda? Kim odamdaki? Aa, kırmızı ipin bittiğinde de. Sen kim oluyorsun da benim odama giriyorsun? Ne oluyor? Bir de girmiş eşyalarını karıştırıyor hırsız gibi. Hırsız mı? Hırsız mı? Sen bana hırsız mı dedin? Bana. Sen bana hırsız mı dedin he? De bakayım bir daha. Ha? Ne oluyor burada? Burası benim odam, benim. Sen kafana göre nasıl içeri giriyorsun? Nasıl eşyalarımı karıştırıyorsun ya? Karıştırın. Karıştırın. Na, na, na. Hepsini karıştırın. Al, bunlar da karıştırın. Dur, bunlar da karıştırın. Dur, dur, dur. Bana bak. Sen o çifte saçtan alır, eline verin ha. O gibi tepene binerin. Dur, dur, tamam. Yürü. Bak kardeşim. Görüş odasında kime öfkelendin, kimle görüştün, ne yaptın bilmiyorum. Ama o öfkeni buraya yansıtamazsın. Benim arkadaşlarımı hırsız diyemezsin. Eğer dersen bu hapishanenin her bir köşesinde etlerini küçük parçalar halinde bulursun. Sana insan gibi davranıyoruz, sen de öyle ol, tamam? Tamam, özür dilerim. Yok, atlattık. Merak etme. Sevda, bak. Bu çipin içinde Nedim Karatepe'yi bitirecek bütün bilgiler var. Parayı nereye gömdük, koordinatlar da burada. Bana ne olursa olsun bu çipe sahip çık, tamam mı? Bu senin tek güvencen. Kemal, lütfen böyle konuşma. Bir yolunu bulacağız. Çipi sakla, çipi sakla. Ne yapacağız? Nerede lan çip? Çip mi yok bende. İn aşağı. İn aşağı in. Rüt. Arabayı arayın. Rüt. Bırak, bırak. Dur. Kemal, Kemal. Bırak. Lan dur, dur. Abi. Kemal. Son kez soruyorum. Nerede çip? Abi vallahi çip mi yok bende. Var bu karıda ya. Gözümüz üstünde olsun. Vallahi Zo, tamam mı? Va, va bunda bir şey, va bunda. İnsan bir tane ipliğin lafını buradan eder mi ya? He? Ne olur edin? Ha? Ne olur edin acaba? Acaba ne olur edin? Gün geliyor biz burada birbirimizin nilayını almıyoruz, yalan mı? He? Emme senin de bana işin düşer. Senin de bana işin düşer. Dur bakalım. Yer mantarı. Bacak. Dur bakalım. Beni alamadım önce bazıra. Gidiyor ağzına. Meral Işık'ta birisi geldi efendim. Sizinle randevusu varmış. Gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun.
Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Zerrin Hanım. Ne demek? Azra'nın annesisiniz, değil mi? Evet. Ne zamandır çabalıyorum. Azra bana cevap vermiyor. Benimle görüşmek istemiyor. Telefonda da size bahsettiğim gibi bu iş artık ölüm kalım meselesi. Heves. Ne oldu Deniz? Şuraya bak. Naciye bana saldırdın da onun silahını ne yaptın? Sen mi aldın? Ben aldım. Nerede o? Deniz. Bak kötü bir şey hissediyorsan söyle. Nerede o? Azra'ya verdim. Neyse. Deniz. Tamam sağ ol. Ne, Deniz ne? Tamam. Deniz. Abla bir dur. Ne diyeyim Zerrin Hanım? Bahane değil belki ama arayamadım Azra'yı. Başımda öyle büyük felaket var ki. Çok iyi anlıyorum size. Bakın. Azra küçükken ben alkol bağımlısıydım. Çok çektirdim çocuğuma. Yani sonradan aklım başıma geldi tabii ama geç oldu. Yani Azra da o yüzden beni görmek istemiyor. Yaşadıklarını unutması zor tabii. Zor. Bir sürü mektup yazdım, hiçbirine cevap vermedi. Sonra da Eylül doğdu zaten. Ve gündeminiz değişti. Maalesef. Geliyorum şimdi. Birkaç tane daha işimi halledecek zaten. İlaç var merak etme. Azra payladı beni. Yani ters düşme. Yürüne git. Şöyle aşırı bir hareket yaptım. Dur bakalım kuş nereye konacak? Ya Kınalı, sizin bu küsmenize ben dayanamıyorum ya. Ayrı ayrı oturuyorsunuz. Ha? Nasıl kaptırdın kuzuyu bana Kınalı? Boş yapma nenem ya. Ya benim işim bu. Yani çok üzülüyorum bu hallerinize. Ebedi dost, ezeli düşman. Yani insanın kalbi kaldırmıyor ya. Bu nereye gidiyor? E niye geldin? Niye gidiyorsun Kınalı? Oturamadı. Deniz. Al şunu. İş karıştırıyorsun, niye çıkıyor? Azra çok özel bir kadın Meral Hanım. Çok merhametli, çok vicdanlı. Kendinizi anlatırsanız sizi affetmemesine imkan yok. Hiç sanmıyorum. Dediğim gibi. Ben size yardımcı olurum. Merak etmeyin. Onu nasıl ikna edeceğinizi çok iyi biliyorum. Lütfen. Çünkü bu artık bir ölüm kalım meselesi. Kolay gelsin Sayko. Eyvallah, yüze kudret. Buyur. Bir emrin mi var? Var. Bu sefer çok özel bir şey isteyeceğim senden. Hallederiz. Neymiş? Çok kuvvetli bir mala ihtiyacım var. Öyle ki.
İçi gramını alan anında cenneti boylasın. Okey. Sen ödemeden bahset. Yok psycho. Ödeme kolay. Sen işi hallet. Okey. Ben de. Sen de tabii. Naciye giriş yaptım müdürüm. Araması yapıldıktan sonra odama getir. Baş üstüne. Geçmiş olsun. Gel böyle. Geçmiş olsun Naciye. Sağ olun müdürüm. Nasıl, toparladın mı? İyiyim. Hızlıca toparlasan iyi edersin. Malum. Burada olaylar bitmek bilmiyor. Neyse. Bol bol vaktin olur nasılsa. Arkadaşların anlatır sana. Ha tabii. Konuşacak arkadaşın kaldıysa. Beni hangi bloğa verecekseniz müdürüm? Kudretlerin bloğundasın. Belki de. Kudretlerin mi? Evet. Ha, hatta Deniz de orada. Deniz mi? Değişik bir deneyim olacak senin için. Sen yokken çok şey değişti burada. Ama sen de yavaş yavaş adapte olursun. Naciye'yi kısmına götürün. Özlem. Başla efendim. Haki Bey. Naciye'yi B2'ye götürün lütfen. Ben birkaç saat dosya odasına gidiyorum. Yerime sen bak. Başla. Geldin kızı. Ya ortalık birden şenlendi. İlk günlerdeki gibi. Ya bayanlısın demek. Sürüden ayrıldın. İhanet çok acı değil mi kuzu? Seni çok üzmüşler. Kuzu sen çok üzülmüşsün. Yüzünün halinden anladım. İçim acıdı. Neyse. Ha. Senin için özel bir eğlence organize ettim. Orada keyfin yerine gelir. Şimdi burada yerleş. Dinlen. Görüşürüz. Mesaj atmış. Beni acil ara. Alo oğlum. Beni ara demişsin. Mesaj atmışsın. Naciye'ye dokunma anne. Hallettim ben onun işimi. Niye? Dokunma işte. Tamam ama eskisi gibi davranma bana. Zarar verme. Anla. İyi. İyi. Tamam. Geciktik ya bu sefer. Yetişiriz, yetişiriz, merak etmeyin. Azra, havuçları bitirdin mi? Bitirdim, şunları servise hazırlıyorum. Senin köfteler ne alemde? Yo, oldu, bitti bile. Zerin anda.
Zerrin Hanım nerede? Zerrin Hanım dosya odasında. Burayla birkaç saat ben ilgileneceğim. Ne vardı Oktay? Bir şey yok, sağ ol. Merak ediyorum da. Neyi? Geçenlerde konuştuk. Aklıma takıldı ama soramadım. Vicdanın ne durumda? Hani beni katil olmakla suçlamıştınız ya. Sonra başkası çıktı hani. Hatta o da değilmiş. Ha? Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı Oktay. Yemekhaneyi teftiş etmem lazım. Müsaadenle. Müsaade senin. Müsaade senin. Kanka yeter mi bu kadar sos ya? Bol olsun sos. Yok yok, yetti yetti, çok iyi. Yeter yeter. Kapatıyorsun gari üstünü. Ha. Aferin gı. Eline sağlık ha. Kolay gelsin. Sağ olun Özlem Hanım. Bakın çok çılgın bir makarna yaptık ha. Evet belli çılgın. Her yerde almış. Şu tezgahı temizleyin. Çok pislenmiş. Temizleriz. Hindi temizleriz. Bu salata yıkandı mı? İyice. Yıkandı iyice. Yerlerde iyice batmış. Heves. Hı. Paspası getir, temizle şuraları. Tamam. Evet. Tamam, başlıyoruz. Hadi gel Gönül. Hacer, al. Uy, kızım bu sirke var ya en az 2-3 yıllıktır ha. Azray bunun içinde debelenirken düşünüyorum da bunlar çok eğlenceli olacak. Bunu da alayım. Hazır hazır. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bak. Etrafı yemek olmuş. İyice temizle öyle. Leris, Özlem Hanım. Yonca, gözümü seveyim. Dediğim gibi, hijyen şart. Özür dilerim. Hacı.
Senin için üzgünüm. Ama bana yalan söyledin. Ben seni korumaya çalışırken sen beni öldürmeye kalktın. Haklısın. Haklısın ama bana başka çare bırakmadılar Deniz. Hastanede bile geldi buldu beni o alpalca. Beni tehdit etti. Kızımı öldüreceğini söyledi. Oh Naci. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Kudretin suyuna gideceğim. Seni buraya Zerrin yolladı değil mi? Bilerek yaptı. Tabii ki. Bundan sonra bana inanır mısın, inanmaz mısın bilmiyorum. Ama burada olduğum sürece korurum ben seni. Korurum Deniz. Beni korumana gerek yok. Ama benim için başka bir şey yapabilirsin. Gerçekten mi? Yaparım. Ne istersen yaparım. Kötü düşmüşsünüz Özlem Hanım. Neyse ki kırık çıkık yok. Biraz sıkın dişinizi lütfen. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne bu halin? Mahkumlar yağ ve sirke dökmüşler. Kaydı. Sen bir eve gittin Özlem. Bir süre izin yap. Annenle ilgilen. Olur mu? Burada bir işe yaradığın yok zaten. Hatırı için canını bağışlıyorum. Ama benim gözümde itten değerin yok. Naci öldü benim için. Bundan sonra bunun adı Sümüklü Naci. Sol, sol. Git. Nasılsın Deniz? İyi olmaya çalışıyorum. Rahat mısın yeni koğuşunda? Değdi mi? Ne? Neye değdi mi? Çektiklerine. Ben ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Bence anlıyorsun. Hem de çok iyi anlıyorsun. Şu an neden buradasın Deniz? Sana ihanet eden, seni sırtından vuran, dostum dediğin, arkadaşım dediğin insan yüzünden değil mi? Azra'nın yüzüne bakmaya nasıl tahammül ediyorsun? Gerçekten anlamıyorum. İnsan olmak böyle bir şey galiba Zerrin Hanım. Ne yaparsan yap, başına ne gelirse gelsin. Birine bir kere dostum dediysen onu bir kalemde silemezsin. Ne pahasına olursa olsun onun kötülüğünü istemezsin. Ama sizin bunu anlamanızı beklemiyorum tabii. Beni çok iyi tanımışsın. Anneciğim. Oh. Hoş geldin. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Oh. Ya senin kaynananı mı tuttu da fotoğraf istiyorsun benden? Ne yapayım ayol? Biricik kızım evleniyor şurada.
yanında olamıyorum, bari destek olayım dedim. Ya keşke telefon sokabilseydim içeriye. Fotoğraflardan birazcık görüntüler dağıldı. Ah, yatak odası mı burası? Evet. Vay vay vay. Oh. Salona bak ayol. At koştur. Yok artık. Buradan merdivenden yukarı çıkıyorsun. İki tane oda var. Karşısında bir tane daha oda var. Evet. Arnavutköy mü burası? Evet. Ay. Deniz görüyor mu? Görüyor. Ay çok güzel. Çok güzel. Sitedir tabii. Evet, site içerisinde. Ay çok güzel. Güvenliği de vardır. Rahat edersin işte. Buraya bir tane köşe koltuk takımı siparişi verdik. Evet, onu bekliyoruz gelmesini. Bir tarafı da orman görüyor galiba. Yeşillere baksana ne güzel. Tüm varlığım. Ne haber gençlik? İyidir Hüseyin. Hayat gayesi, hep beraber büyüyoruz işte. İşte böyle çoluk çocuk yuvarlanıp gidiyoruz. Yonca, eşyalarını toparla. Öykü de al, belki'ye geçiyorsunuz. Ne? Ne oluyor Soya? Ha? Anne, belki ne? Bir dakika kızım, bir dakika. Hüseyin, bizim ne işimiz var belki de? Ne demek belki'ye geçecekler Hüseyin, ne oluyoruz ya? Biz de yerin müdürün emri, hasret. Yonca, hadi topla eşyalarını, vaktim yok. Bilmiyorum. Hüseyin. Bana bak, ne oluyor böyle ha? Ne demek oluyor bu? Vallahi ben de bilmiyorum ki Azra. Bana Yonca ile Öykü'yü taşı dediler. Azra, ne için ne orada? Ya Kudret, Öykü'ye bir şey yapmak olsa? Ya Yonca'ya? Azra, orada o Kudret'in kulağından mı? Ya Yonca yine? Allah kahretsin! Azra bir şey yap. Gözünü seveyim bir şey yap. Göndereceğim bizi. Gözünü seveyim bir şey yap. Ne yapayım ben? Dudu. Bilmiyorum ki ben ne yapacağımı. Ben arkadaşlarım, kardeşlerime bir şey olmasın diye tek tek adım attıkça başka birine zarar veriyorum. Ne yapayım? Öyle deme Azra. Ne diyeyim Dudu? Hı? Bir arada kalalım diye çabaladıkça, dağılmayalım diye çabaladıkça bak ne hale geldik, görmüyor musun? Ben ne yapayım? Hüseyin, gözünü kızlardan ayırma. Allah kahretsin! Yonca. Kendine dikkat edin. Tamam. Öykü'ye de. Öykü. Öykü. Öykü, ben sensiz nasıl uyuyacağım? Üzülme Dudu. Her gün avluda görüşebilecekmişiz. Bir de emeklerde. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz ya. Bana bak. Annene iyi bak, değil mi? Sen gari kuskocaman kız oldun. Üzülme Dudu, orada Deniz de varmış. Onunla oynarız biz. Yolda. Burada. Kudret'in zıkkımdana bulaşmayayım. Gözünü seven. Merak etme. Ben artık sorumluluklarımı biliyorum Dudu. Merak etme, tamam. Merak etme. Tamam, tamam, hadi. Öykücüğüm, öp bakalım kocaman dedi. Hadi. Hadi. Buraya gel. Hadi kızım.
kapından girince bekleme odasından sonra bir koridor. AC girişi. Bekleme odasından acilin koridoru var. $200 var odaya önce. Tamam Hüseyin, ben yerleşeyim. Sağ ol. Öykü? Deniz! Öykü? Ne işiniz var sizin burada? Zerrin'in emri. Belki geçirdi bizi. Ne? Bir şey yapacağı belliydi. Buymuş demek ki planı. Bizimkisi olduğunu zannediyor büyük ihtimalle. Ya bırak. Ne zannederse etsin. Kimler gelmiş? Bakın bakın. Kimler buradaymış? Merhaba. Merhaba Bücü. Hadi yerleştirelim sizi. Ya biz geldik diye mi kalktınız? Aa durun ama ya. Daha karpuz kesecektik. Özlem? Özlem sen misin? Özlem? Evet benim. Başka kim olabilir? Seslen kızım. Ne öyle hırsız gibi sessiz sessiz giriyorsun eve? Bu ne hal Özlem? Mahkumlar yere yağ ve sirke dökmüşler, kaydım düştüm. Ay salak kızım bir. Ay bir de pis kokuyorsun, üf. Çok fena. Bu halin bana neyi hatırlattı biliyor musun? Neyi? İlkokuldaydın. Bir gün altına işedim. Koca kızdın hem de. Aynen böyleydin işte o gün. Arkadaşların isim takmıştı sana. Sidikli Özlem, Sidikli Özlem. Yeter anne! Yeter! Aa, yani bir şaka da mı yapamayacağız sana? Allah Allah. Özlem. Özlem. Özlem! Bak hiç duyuyor mu beni ya? Ne var anne? Ağrım var. Ağrı kesiverdik ya 2 tane. Hala var. Hastaneye gidelim. Yok. Ne yapmamı istiyorsun benden? Üstüme iyilik sağlık. İyice manyaklaştın sen. Huyun suyun değişti. Önceden iyiydim yani. Ne oluyor sana? Ha? Bilmem. Bir şey mi oluyor? Bilmiyorum. Hayır sen hayatında hiçbir zaman benden hoşnut olmadın da. Yok yok. Bir haller var sende. Mesela bugün kötü bir gün geçirmiş olabilir miyim anne ha? Bir düşünsene. Kendi beceriksizliğinin faturasını bana kesme Özlem. Evet. Sana keseceğim. Çünkü senin bu sürekli aşağılayan, yargılayan, suçlayan tavrın beni mahvetti. Sadece sevgi istedim anne senden. Sadece sevgi. Küçücük bir kızdım, babam öldü. Gelip dizinde ağlamak istedim. Acı sadece senin acınmış gibi davrandın. Lisede aşık oldum. Aşık olduğum adam beni aşağıladı. Gelip sana ağlamak istedim. Ne beni duydun, ne gördün, ne baktın. Saçlarımı süpürge ettim senin için ben. Tek başına çocuk yetiştirmenin ne demek olduğunu bilir misin sen ha? Nankörsün.
Nankörsün sen. İşte bu. Ne bu? İşte bu. İşte gözlerindeki o bakış var ya, o bakış benim böyle beynimin içine böyle iyice işledi. Kim bana öyle bakarsa ne oluyorum biliyor musun? Ellerim ayağım birbirine karışıyor. Ne yapacağımı bilemeyecek hale geliyorum. Anladın mı? İşte o yüzden benim beceriksizliğimin faturası sensin anne. Ve unutma ki beceriksizliğimle, tuhaflığımla, salaklığımla senin kızınım. Sadece senin kızınım. Nedim abi. Gel Mahmut gel. Kız konuşmuyor öyle mi? Yok abi. Ne ettiysem çözülmedi. Cezaevinde olmasına güveniyorum. İçeride bir şey yapamayacağımızı düşünüyorum. Mahmut. Git içeriden birini bul. Sözü geçen birini bul. Abi ben o işi hallettim. Eğer sen müsaade edersen hemen temasa geçeceğim ha? Geç geç. Ne yap et en kısa zamanda o kızın elinden al o çipi. Alacağım abi alacağım. O iş bende. Şeyini detaylıca anlattı. Ben sana hepsini anlatacağım. Tamam sağ ol. Naciye. Kudret'in Sevda ile ne işi var? Bilmem ama Alp de işin içinde. Ha unutmadan. Evin telefonuyla adresi. Başka bir şey anlamadı değil mi? Yok ya. Alp'le evlenmesini istediğimi sanıyor hanımefendi. Her şeyi tek tek öttü. Alp Bey sabahları işe gidiyormuş bazen. Öğleden sonraları dönüyormuş beyefendi. Sonra akşamları böyle bir yere takılıyormuş. Bir mekan ismi söyledi ama. Ha, 44. Bunlar bende kalsın. Kalsın. Deniz. Korkma. Bu? O da iflasın eşiğindeyim diyor. Selamun aleyküm. Alp Öztürk. Seninle özel bir meselemiz var. Aslan parçası. Sen hele şöyle bir dışarı çık. Bak. Arkadaşların arkadaşlarımla kaynaşmış. Hadi. Bir hava al. Kimsiniz lan siz? Hayırdır benim evime gelmiş bana racon kesiyorsun? Koçum, özel bir mesele dedik. Baş başa konuşacağız dedik. Ulan! Konuşacağız dedik. Hı? Güzel güzel. Tatlı tatlı. Dikkatli ol Kudret. Zeyn Hanım ne dedi biliyorsun. Hı. Sen hallettin mi şunları? Hallettim ama az vaktin var. Ya hadi. Thank you.
Uzak durun benden. Uzak durmazsak ne olacak? Kuzu, sana özel bir eğlence sözü vermiştim. Bak, beğendin mi? Beğenmiş, ha? Sizi istemiyor. Çıkın, beni yalnız bırakın kuzuyla. Açıkçası kuzu, sen beni çok şaşırttın ya. Buraya geldiğin ilk günde ürkek, sessiz sakin bir kadın, çabuk harcanır dedin, direndin. Kızın gitti. Bak, buna dayanmaz dedim. Yıkılır dedin. Ayağa kalktın. Ne zaman yüzüne baksan aynı şeyi görüyorum kuzu. O duyguyu ben çok iyi tanıyorum kuzu. O zaman ne yaparsan yap, bana engel olamayacağını da biliyorsun. Ya engel olmak zorundayım kuzum. Zorundayım. Ben de bir anneyim. Ben de bir anayım çünkü. Sen nasıl çocuğunu korumak için her şeyi feda ettin? Beni anlayacaksın. Ezeya, bırakalım bu konuları, işin eğlenceli yanına geçelim. Eğlenceyi üçe böldüm kuzu. Birincisinde... Öldürmek için açtığın o gözlerini oymakla başlayacağım. Ondan sonra... oğlumu öldürmek için kullanacağın o ellerini keseceğim. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölüm çok heyecanlı. Kuzu, aç gözünü. Aç gözünü. Beni izle. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. Şunu alıyorum. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan kalbim var ya, kendi ellerin o yüreğini koparıp önüne atacağım kuzum. Ama yapamam. Yapamam.
yapamam, yapamam, yapamam. Yapamam. Birine söz verdim. Kan akmayacak. Kan akmayacak. Kudret diyen birine söz verdim. Verin müdüre. Söz verdim. Olsun. Teke tek dövüşelim. Madem bu kadar kurt olmuş. Toplayın şuraları. Senin daha zamanın gelmedi. Deniz. Deniz, iyi misin? İyi misin? Bir şey mi yaptı sana? İyi. Bir yerinde bir şey yok değil mi? İyi. Tamam. Ya ben İstanbul'la ilgili bir şey bakmıştım ama. Tamam, İstanbul'la alakalı romanı ben sana burada nereden bulayım? Yok, roman değil de böyle rehber gibi bir şey aslında. Böyle caddeleri, sokakları, otelleri gösteren harita falan da oluyor ya. Anladım. Hmm. Ondan burada yok ama kütüphanede olacaktı. Sen ne yapacaksın ki rehberi? Hiç. Öyle sokakları, caddeleri özledim. Biraz hayal kuracaktım ama yoksa... Ay canım ya, firmalar bazen bize onlardan getiriyor. Hı. Ben bağışçıların arasından bakayım. Eğer sana uygun bir şey varsa istediğim bir şekilde getirebilirim. İyi olur, aha. Teşekkür ederim. Adın Deniz değil mi Deniz, senin? Deniz, evet. Tamam, sağ ol. Hanımlar aldıysanız gidiyorum. Aha. Ya hasret ya, gide gele yarım kilo havuç bitirdin. İki lokma attım ya, insaf be. Vallahi hasret. Milletin hakkını da yiyorsun ha, künah. Ne künah? Sana göre de her bir şey künah be Dudu. Polemik yapılmaz mutfakta. Kaynadı mı? Ver. Hazır mı onlar? Oluyorum. Vallahi iyice ayıkladım. İnşallah yani. İnşallah. Azra, ziyaretçin var. Ooo, enişte resmen yemeğe geldi ha. Kanka, bu enişte nasıl böyle cırt pırt buraya geliyor gidiyor ha? Adam benim hukuk danışmanım. Hey maşallah be. Tereyağlı pilav üstü kuru yanında turşu mübarek. Kız,
Kendimi düşürdüm. Komik. Bu pirince bakacağım ben hevese. Hiç güvenmeyeyim. Yıkladım Dudu Allah aşkına, bir kere de güven be. Hadi oradan. E tamam Berna. Gereken mühim bir mesele var. Ha. Gene ne oldu oğlum? Bizim çok değerli bir abimiz var. Onun burada bir emaneti varmış. Neymiş? Çip. Çip. Çip ne? Çip. Çip ne oğlum? İçinde çok önemli bilgiler var. Çok para var bu işin içinde. Çipin içinde miymiş para? Hayır anne. Paranın adresi o çipin içinde. Ha. Sevda Açarı diye bir kadın sokmuş içeri. Sevda Açar. B bloktaymış. Hı. Olurum. Kadını bul. Çipi al. Tamam bir dakika. Ben... Oğlum benim mala ihtiyacım var. Önce çipi bul. Malı sonra hallederiz. Ayıp. Ayıp. Ne o? Azra, ziyaretçinle görüşmeyecek misin? Senin başının altından çıktı değil mi? Tahmin etmeliydim. Beni böyle aile meseleleriyle dağıtacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Azra, kızım. Niye geldin? Otursana. Azra ben... Maşallah. Çok iyi görünüyorsun. İyiyim. Çok zor oldu. Çabaladım ama artık iyiyim. Ben sana onlarca mektup yazdım. Niye? Azra ben... sana çok kötü şeyler yaşattım biliyorum. Ama beni... Evet. Sevgili Umut Radyo dinleyicileri, buralardan duymaya alışkın olduğunuz bir ses değilim, biliyorum. Ama şimdi benim de söylemek istediğim bir şey var. Ben yeni bir yolculuktayım. Anne olmayı öğreniyorum Öykü'den. Ve ona daha yakından baktıkça görüyorum ki... anne olmak zor ama annesiz büyümek daha zor. Anneliği de, annesizliği de kalbinde taşıyan tüm kadınlar için gelsin. Affet sen. Af mı istiyorsun? Ha? Ne için af istiyorsun? Neyi affedeyim ben? Bak, bak. Hatırladın mı? Vücudumda söndürdüğün bütün böyle dövmelerle taşlandırdın. Bunu mu affedeyim? Hangi birini affedeyim? Bana yaptığın işkencelerimi affedeyim? Beni başından def etmeni mi affedeyim? Babamı senin yüzünden kaybedişimi mi affedeyim? Hangi birini affedeyim ben? Ben o zamanlar alkoliktim, biliyorum. Biliyorum sana çok kötülük yaptım. Ama artık... Neye yarar? Hı? Çocukluğumu geri getirebilir misin? Gençliğimi.
Kaybettiğim zamanı bana geri verebilir misin? Bu dört duvar arasında yaşamamı engelleyebilir misin? Değiştirebilir misin? Ha? Değiştiremezsin. Ben artık toparladım. Sen toparlanmışsın. Ama ben dağıttım. Bir daha gelme buraya. Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım. Kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim anne. Penceresiz kaldım baba, anne. Baba gitme. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellikten yana, bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki anne. Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim anne. Bu ne yaman çelişki anne. Bu ne yaman çelişki anne. Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim sevincim nerede? Akvaryumum kanaryam. Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği aldılar kitaplarımı sorgusuz. Duvarlar konuşmuyor anne. Duvarlar konuşmuyor anne. Açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim anne. Duvarlar konuşmuyor anne. Duvarlar konuşmuyor anne. Açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim nerede? Yağmurları biriktir anne. Yağmurları biriktir anne. Çağ yangınında tutuştum. Hani benim gençliğim anne. Size söylemiştim. Azra beni affetmez. Sizin asıl derdiniz Azra'nın sizi affetmesi mi? Azra ile aramın iyi olmasını isterim ama... Ama önemli olan Eylül. Yani özel durum. Anlıyorum. Azra'ya biraz zaman verin. Yıllar sonra gördü sizi. Şaşırması normal. Dediğim gibi zaman çözecektir. Bu süre içinde Azra ile bol bol görüşmeniz için elimden ne gelirse yapacağım. Çok teşekkür ederim Zerrin Hanım. Gel bakalım buraya.
Kes sesini. Sevda. Biz seninle tanışmadık değil mi? Sende bir emanet var. Onu uçlan. Uçlan! İpek, ver benim aletleri. Şunu şöyle baştan aşağı bir yaralım. Bakalım içine mi saklamış emaneti? Kudret. Ne oluyor burada? Sohbet etmiyor muyuz? Of ya. Aşk olsun Hüseyin. Korkuttun kızı bak. He? Öktü kaçtı kuş. Kudret, bana bak. Sen yine fazla olmaya başladın. Hadi koy uşağınıza. Hadi. Çok güzel bir kitap ablacığım. Bunu alabilirsin. Ha Deniz, buradasın. İstediğin rehberi ben buldum. Buldun mu? Evet. Yalnız içinde çok mekan ve resim yok ama harita var. Tamam. Vay vay vay. Okuyup alim mi olacaksın kuzu? He? Buldum, burada. Bakayım neymiş? Ben onu Deniz'e getirmiştim. Size başka kitap vereyim. Ha? Yok. Bunu seçtiyse vardır bir hikmeti. Deniz Hanım okusun, alim olsun. Biz cahil mi kalalım? Ha, tut bakayım şunu. Neymiş bu? İstanbul rehberi. Okuyalım bakalım. İstanbul'da kaç tane tepe varmış? Kaç tane var lan? 3. Buço da var ama. Kitap kurdu yerine kitap kuzusu olacak galiba anne bu. Hmm. Ne yapacaksın lan sen İstanbul rehberini? Tahliye olduğunda kaybolurum diye korkuyordur belki. O tahliye olacak da, kaybolacak da. Ölmeşim. Neyse, sen merak etme kuzu. Buradan çıkamayacaksın. Yani bunun için bizzat ben çalışacağım. Seni buradan çıkartmayacağım. Tamam o zaman, ben bunu alıyorum. Heh, biz de bunu okumaya devam edelim. Ben de bunu alayım anne. Ne diyor lan? Yedi tepe diyor. Afiyet olsun. Sen niye Deniz'i yalnız bırakıyorsun? Ya bu ara yalnız kalmak istiyormuş biraz. Ya Deniz abla bunalımda falan mı ya? Gidiyor orada o manyakların masasına oturuyor. İyi misiniz Yonca? İyiyim, iyiyiz. Kuti muti bulaşıyor mu çok? Biraz uğraşıyorlar ama iyiyiz ya. Hallediyorum. Hapishane yemeklerine alışmak zor tabii. Evet. Ne zamandır buradasın? 4 yıldır. 4 yıl. Neden girdin? Silah kaçakçı normal. Nerede yakalandın ki? Mahallede. Bizim mahalle namlıdır zaten silah mevzusunda. Bütün İstanbul'da yaşam. Ne zaman gitsen bulursun yani.
Herhalde yani. Toplusu, şarjörü, temizlik elbise. Ne ararsan. Hangi mahalle burası? Kaza. Oh. Kaza. Ya sen niye arkadaşlarını izlemiyorsun? He? Bak Yonca'ya. Hemen git onların kucağına sığındı. Bir kes sesini de şurada huzurla yemek yiyelim ha. Huzur? Ya sizin huzurunuz galübeladan beri kaçmış. Benim yaptığım şey yok ki. Arkadaşlar izninizle ben bir tercüman olayım hislerimize. Kuti, sen niye bir buharlaşmıyorsun artık? Fezaya mı gidiyorsun? Havaya mı? Toprağa mı? Bir düş yakamızdan be. Ha, natürmort oluyorsun. Vallahi sen bir mort ol da nereye gidiyorsan git. Natür mü oluyorsun? Ne zıkkım oluyorsan? Ya Hasret, bırak kendi pisliğini bolca günün birinde. Bırak. Allah Allah. E çocuğum sen daha nohutla giymemişsin ya. Aç bakayım ağzını. Giymeyeceğim. Emmi arkanda ne alar bu? Hadi. Giymeyeceğim işte annem yedirsin. Aa. Kız ne bunun huysuzluğu? Bilmiyorum ki Tutu, anlamadım. Azra'nın nesi var? Sorma. Anası gelmiş. Allak bullak olmuş kadın. Annesi ne istiyormuş ki? Ben sonra anlatırım sana. Ya anne yemek getirsene ya. Tamam canım, tamam. Aç bakalım ağzını. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevda. Hı? Sen beni daha tanımıyorsun Sevda. Şişt, gözüme bak. Sen beni tanımıyorsun ama bir sor, soruştur. Ondan sonra karar ver tavrına, tribine. Anladın mı? Anladın mı? Anladın. Nacı, bana bir kahve yap. Okkalı olsun ha. Tamam annem. Dikkat edin. Ben bir telefon açacağım. Hemen annem. Ne yapacağım ya? Anne. Anne, telefon orada değil. Nasıl orada değil? Nerede lan telefon? Benim odamda. Lan. Sen ne zamandan beri bana sormadan benim odamdan bir şeyler alıyorsun? Aa, hı? Özür dilerim anne. Ben böyle sabahleyin Özge'yi aramamayacağım. Geldim baktım sen yoktun, dedim ki annem zaten bir şey demezdim. Aldım konuştum, sonra odamda unutmuşum.
anne, özür dilerim. Getireyim mi? Yok, getirme. Ben o telefonu sana hediye ettim. Ben kendime yenisini alırım. Ulan, koş getir telefonu. Açıkta bir yerde bıraktıysan çırağını yakarım Naciye. Ay, birden hatırladım da anne. Ben odaya getirmiştim ki telefonu. Getirdim tabii, getirdim. Odada, odada. Getirmiştim. Sen benimle maytap mı geçiyorsun? Sirk maymunu gibi bir orada bir orada. Yok anne, şeyleri kestim ya, böyle şey gitmedi, kan gitmedi, böyle kafa kalmadı bende işte. Kafa vardı da sanki eskiden. Sende hiç kafa olmadı. Vardı biraz anne be. Efendim? Alo Erhan, Deniz ben. Merhaba Deniz, ne haber, nasılsın? Bir problem yoktur inşallah. Yok, senden bir şey rica edecektim. Tamam, dinliyorum. Evinin satışından kalan paradan bana biraz getirebilir misin? Tamam, getiririm tabii. Ne kadar lazım? 12 bin lira. Deniz, ya cezaevi idaresine bu kadar parayı ben... İdareye? Getirmeyeceksin. Ben elden alacağım. Yasalara aykırı ama Deniz. Hem sen içeride bu kadar parayı ne yapacaksın? Benim kudretin kısmını aldı Serin. Yani orada paraya ihtiyacım var. Ne, kudretlerin yanına mı aldılar? Tamam, ben hemen gelip Zerrin Hanım'la konuşacağım Deniz. Sen hiç merak etme. Seni eski yerine geri aldıracağım. Erhan, ben... Yani o kadınla takışmak istemiyorum. Deniz, bak. Erhan, lütfen. Yarın getirir misin? Çok önemli. Tamam, kapatmam lazım. Deniz... Anne, şuram titriyor. Neresi canım? Şuram. Korkunca oluyor ya, öyle oluyor işte. Ah bebeğim, neden korkuyorsun hayatım? Burada uyumak istemiyorum. Öbür tarafa, evimize gidelim. Öykücüğüm, burası da bizim evimiz. Ama şimdi biz orada üçümüz bir arada yatabiliyor muyduk? Üçümüz mü uyuyacağız? Evet, üçümüz uyuyacağız. Annesi, sen söylemedin mi Öykü'ye? Biz neden geldik buraya? Pijama partisi yapmak için geldik. Gerçekten mi? Gerçekten, ama sessiz bir pijama partisi olacak bu. Çünkü şimdi hiç kimseyi davet etmediğimiz için kıskanmasın kimse. Tamam. Tamam, hadi. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hop, 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 hop. Haydi. Öykü gelsin bakalım yatağa. Sevda, Sevda, aman Sevda, yaman Sevda. Ya Sevda, biz sana doğru soruları yönelttik. O yüzden sen de doğru cevap vermedin. Şimdi yeniden soruyorum. Nedim Bey'in sende bir emaneti var, değil mi? Bende onların hiçbir şeyi yok. Onların yüzünden sevgilim öldü benim. Kızlar, bu hikayeyi duydunuz mu? Duydunuz mu nasıl bir acıklı hikaye? Ya içim böyle paramparça oldu. Ulan çipi nerene soktuysan çıkarıp bana vereceksin. O çipin içinde kaç milyon lira var lan? Ha? O milyonları nereye sakladın ulan sen? Hello Kuti, how are you? How are you today? Bakıyorum sen sevdin bizim elemanları ya. Ya kanalı yapacak. Sen elemanları kaybettikçe ben kazanıyorum. Ne yaparsın? Ama sen hep yanlış elemanlara takıyorsun ya. Öyle ya. Aa, bu Sevdah var ya, bu Sevdah bizim kıymetlimizdir ya, bu Sevdah. Yanlış anlaşılmasın. Bak nenem, benim bloğuma gelen benim elemanımdır. Orada bir anlaşalım seninle. Senin bloğuna geçseler bile benim elemanımdırlar. Anladın sen? Kanalı, bu iş burada bitmeyecek. Onun hesabını sana soracağım. Yavaş sor da bastonun düşmesin. Hadi kızlar, naşinya strase. Sen nereye gidiyorsun? Ne istiyor senden? Azra, yemin ederim istedikleri şey bende yok. Yemin ederim. Ağla ağla. Ne diyor öyle çift milyonlar, ne diyor? Gerçekten ben hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Bak kızım. Sen benim yanıma ilk geldiğinde ben sana ne dedim? Benim bloğuma bela bulaştırma dedim. Sen ne yaptın? Daha dakika bir, gol bir kudreti taktın.
Meğer o çip midir, milyonlar mıdır? Her ne halsa senden çıkacak olursa kork benden. Duydun mu? Kork benden. Kanka, nerede kaldınız? Hadi paketlesene şunu. Geliyoruz ya. Vallahi. Önceyi gördün mü? Hayır, görmedim. Sen neden bu kadar kötüsün? Ne? Ben kötü müyüm? Bilmem ama herkes senden korkuyor. Ha. Bak Bücür, sana bir sır vereceğim. Kudret sırrı. Sen onları korkutmazsan onlar seni korkutur. Bak sana ne çizdim. Ne bu be? Kalp. Artık kimse senden korkmayacak. Çünkü senin de bir kalbin var. Öykü. Ya ne böyle destursuz girip çocuğu korkutuyorsun? Deniz bak Kudret bana ne almış. Tamam canım hadi gel. Hadi gel. Nereye götürüyorsun ya? Daha masal anlatacaktık çocuğa. Kurtlan kuzunun masalı hani. Bir varmış, bir yokmuş babında. Yancık, yancık. Kaçırıyorsun kızım. Bak sonra canın çeker. Gelirsin yanıma. Ağlarsın ben de istiyorum diye. Verme. İstemiyorum. İpek nesini anlamıyorsun bunun? Ah Yonca, ah. Kime ne anlatıyorsun acaba? Bakışlarından anlıyorum kızım ben senin. İstiyorsun da, işte. Ben temizlendim, bitti. Tamam? Bitti. Tamam işte. Zirvede bırakırsın. Bak, kimseye söylemeyeceğim. Aramızda kalacak. Son bir kez. Oğlum, aslan oğlum. Nasılsın? Tip nerede anne? Halledeceğim oğlum. Az kaldı. Ne demek az kaldı ya? Vaktim kalmadı diyorum. Yap şu kudretliğini artık. Oğlum, Alp. Benim acil mala ihtiyacım var. Ya senden bir istediğimi de bir kere de becer be kadın ya. Bir kere de becer ya. Hep kendi işlerin değil mi? Bütün öncelik kendinle değil mi? Ben sana ne dedim? Önce çip, sonra mal. Oğlum, bir aksilik oldu. Tamam dedim. Ben halledeceğim bu işi. Hallet şu işi. Haber bekliyorum senden. Alp. Alp. Hoş geldin. Hoş bulduk. Getirdin mi? Deniz, seni avukatın olarak uyarmak zorundayım.
kanunsuz bir şey yapmamı istiyorsun benden. Biliyorum. Ama benim burada o paraya ihtiyacım var. Deniz, bir dilekçe yazabilirim. Zerrin Hanım seni hemen eski yerine alır. İyi de bunun için de bir zaman istiyor. Bu paraya benim şimdi ihtiyacım var. Hasret, şu yemekhane işini de bir süre rafa kaldıralım. Ortalık sakinleşsin, yardırırız yine. Haklısınız, öyle yapalım. Eyvallah. Azra, ziyaretçin var. Yine mi? Özel görüşme dedi Zerrin Hanım. Bu Zerrin de taktı bizi, illa ana kız yapacak ha. Kanka, ne yapacaksın, affedeceğim mi? Yok öyle af maf. Vallahi gözlerim yaşarıyor böyle seni gördükçe. Sana söyledim. Bu sefer senden vazgeçmeyeceğim. İyi hadi bakalım. Zamanında benim çok büyük hatalarım oldu. Bunların bedelini de ödedim. Hala da ödüyorum. Ödettin de. Evet. Zamanı geri döndüremem artık, biliyorum. Ama benim için artık tek bir gerçek var. Tek. O da çocuklarımın iyi olması. Ben bugün Eylül'ü buraya getirecektim ama... Benim sana söylemem gereken bir şey var. Ne? Eylül. Çok hasta. Ne? Hasta. Doktorlar şans vermiyorlar. Sadece tek çaremiz... ona uygun iliğin bulunması diyorlar. Şimdi ben senden bir şey isteyeceğim ama... Eylül için. Bir dakika. Sen buraya... bunca zaman sonra... bu kadar olaydan sonra... bir şey istemek için mi geldin? Küçük kızın için geldin buraya. Hayır. Anne olmak böyle bir şey. Fedakarlık istiyor. Ne oldu? Yardım et Azra, ne olur. Olamazsın sanıyordum. Ama olmuşsun sen. Anne olmuşsun. Meral Hanım, anne olmuşsun sen. Ama üzgünüm. Benim annem değilsin. Önce koş. Ne yapıyorsun burada tek başına? Ya katlanacak çamaşırlar vardı da. Aman Azra. Ne yapayım? Vakit öldürüyorum işte. Yardım edeyim sana da birlikte öldürelim o vakti. İyi misin sen?
daha iyi günlerim olmuştu. Annen tabii. Ne yapacaksın Nazır'a? İnanır mısın Yonca? Bu sefer gerçekten bilmiyorum. Azra bak belki bana kızacaksın ama ne bileyim. Sonuçta anne. Bilmiyorum bir şansı hak etmiyor mu? Benim için ona verilecek bütün şanslar tükendi önce. Yani bütün kontenjanını doldurdu. Daha verilecek bir şey yok. Haklısın. Çok haklısın. Çok kötü şeyler yaşamışsın. Bana bir bak. Bak bana. Ben çatıdan atlıyordum. Sen gelip kurtardın beni. Yani sizin desteğiniz olmasa ben hayatta ayakta kalamazdım. Burada, hapishanede. Dudu'dan, Deniz'den dinliyorum anneliği, öğreniyorum. Ama en önemlisi Öykü gelip benim elimi tutmasa benim anne olmak için hiç şansım kalmayacaktı. Yonca. Senin annen de benim gibiymiş. Yani zaaflarımız aynı. Ama benim yanımda sizler vardınız. Dudu gibi bir şansım vardı benim. Siz olmasaydınız Öykü de çok yalnız hissedecekti kendini. Tek başına kalacaktı, çok incinecekti. Belki senin de annenin sonradan bir şansı olmuştur. Gücü olmuştur, destek bulmuştur. İyileşmiştir, anlamıştır. Bilmiyorum, olamaz mı? Olmaz. Olmaz. O kadın senin Öykü'ye yaklaştığın gibi, sevmeye çalıştığın gibi, annesi olmayı istediğin gibi öyle gelmedi ki bana. Oralardan dokunmadı. Biliyorum. Ama seni sevmeseydi, bunca zaman seni ne kadar yalnız bıraktığını anlamasaydı buralara kadar gelir miydi? Azra bunca zaman sonra. Bilmiyorum Yonca. Bilmiyorum. Konu o kadın olunca çok güçlü olamıyorum. Haklısın. Çok haklısın. Ben sana affet demiyorum, böyle bir şey söyleyemem zaten. Ama bir şans. Bir şans vermeyi dene en azından Azra. Tahmin ettiğim gibi sinirlendi, vurdu kapıyı çıktı. Benim artık çarem kalmadı Zerrin Hanım. Merak etmeyin. Ben yanınızdayım. Mutlaka bir çözüm buluruz. Yok Dudu, çok şükür hallediyoruz. Merak etme. Çok şükür Öykü iyi. Şükür. Aklım sizde ha. Öykü. Bak ben seneni yaptım. Aa. Sen mi yaptın bunu Dudu? Çok güzel olmuş. Nasıl? Sevdin mi çocuğum? Evet Dudu, çok güzel. Teşekkür ederim. Ben yokken seni arkadaşlık eder dedim. Dudu'cum, emek emek ne güzel yapmışsın. Çok teşekkür ederiz. Değil mi Öykü'cüm? Evet. Yapacağım elbet ya. Yapmam mı hiç? Dudu biliyor musun? Annem bana çikolatalı süt yaptı. Anne içine gerçek çikolata koydu. Ne iyi etmiş anne. Ellerine sağlık. İyi iç bol bol, değil mi? Aç kalın deme ha. Tamam. Dur. Dur dedim sana. Hacer, sıkıştır şunu. Ha, bu kadar karıyı yakalayamadınız. Ürkütmeyin, ürkütmeyin. Yavaş. Sevda, Sevda. Bizim sende çok kıymetli bir emanetimiz var.
Bunu bize vermeni rica ettik. Nerede? Bende çip falan yok gerçekten. Konuşturun. Yapma, yapma. Azo. Azo bak sana tatlı getirdim ha. Yok Hasret. İstemiyorum sağ ol. Ya ne demek istemiyorum ya? Kalk 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 kalk. Bak irili ufaklı tulumba tatlıları. Sen ya istemiyorum. Oh. Tamam be Azo ya. Tamam bak anlıyoruz çok üzgünsün. Çocuk diye vicdan yapıyorsun ama. Yok ya. Çocuk diye vicdan yaptığım falan yok. Ben çocukken kimse bana vicdan yapmadı. Yollar sayısınlar. Umurumda değil yani. Murat Bey ne olmuş? Banyoda düşmüş. Beyin kanaması. Ay yazık gel geçikti yazık da. Dikkat edin demedim mi lan ben size? Ben ne yaptım anne kadının ayağı kaydı. Lan ürkütmeyin korkutmayın demedim mi? Dağ gibi yüklendiniz kadının üstüne. Çipin yerinin nerede olduğunu bize söylemeden geberdi gitti kadın. Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacaksınız? Defolun gidin başımdan. Defolun gidin. Siz eleman mısınız be? Size yedirdiğim paralar haram olsun. İçim hiç rahat değil ya. Kadıncağızın son günlerinde kavga edecek insanı buldum ben de. Ah Duda. Kurti iyice sapıttı ha. Elini kolunu sallıyor sallıyor çatır çatır adam öldürüyor be. Kudretin de Allah cezasını verecek de dur bakalım. Allah onun cezasını verene kadar içeride sağ adam kalmayacak. Baksana kadına. İstediği gibi at koşturuyor ya. Özlem Hanım hayırdır ya? Kudretin koğuşunu arayacaksınız. Yanlış yerdesiniz. Berna sen Sevda'nın eşyalarını topla. Ya anne sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın lan? Ne yaptın lan sen? Oğlum, bizim suçumuz yok. Kadının ayağı kaydı kendi kendine. Lan kes lan tıraşı. Kes lan tıraşı. Bana malal okuma lan. Ne oldu şimdi? Hı? Ne yapmış oldun sen? Hı? Kız öldü mü? Öldü. Çipi aldın mı? Almadın. Her şeyi ***'tın lan. Her şeyi ***'tın. Dünyanın parasını kaldıracaktık lan. Alp, oğlum. Oğlum biraz sakin ol. Bak, karı öldü de. E çip de ölmedi ya. Biz de ölmedik. Çip de burada, biz de buradayız. Merak etme. Ben bulacağım sana. Bul o zaman. Bul. Ne yapıp edip o çipi bulacaksın. Bak anne demedi deme. Bir daha yüzümü göremezsin. Oğlum bak bir dur. Al. Azra. Efendim? Dışarı çıkıyorsun. Zerrin Hanım'ın emri. Niye? Bilmiyorum. Yine neyin peşinde acaba senin bu müdür? Vay, Cemse de hazır. Mevzu büyük demek. Yardım etsiniz. Tabii. Niye geldik buraya ya? Bilmem. Tahmin ettiğim şey olmasın mı? Heh, burası. Allah kahretsin, bunu mu yaptınız bana? Abla. Çok susadım. Annem bir türlü gelmedi. Bana su verir misin?
Al bakalım. Saçların çok güzel. Sen kimin ablasısın? Kimi görmeye geldin? Kimsenin ablası değilim. Neden kızgınsın peki? Yok, kızgın falan değilim. Kızgınsın. Ben insanların kızgın olup olmadığını anlıyorum. Allah Allah. Nereden anlıyorsun? Karşı şöyle oluyor. Nasıl oluyor? Şöyle. Tamam, bitti mi? İyi, hadi geçmiş olsun. Hoş geldin kızım. Bir daha bana sakın böyle bir emrivaki yapma, tamam mı? Oktay, gidelim. Yalvarırım. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Ne olur. Kızımın yaşaması için. Kimse bir şans ver. Şans mı istiyorsun? Benim hiçbir zaman bir şansım olmadı ama onu ne yapacağız? Bana sökmez senin analık yüreğin. Oktay, gidebilir miyiz? Söylediler. Kan verdim. Helal olsun sana. Sen doğru olanı yaptın. İyi yaptım ya. Sağ bir Sübyan. Onun bir günahı var. Allah tez vakitte şifasını ver inşallah. Hazıracığım, Eylül verir misin? Eylül, bak abla. Alo abla. Ne haber Bücür? Yatmaktan çok sıkıldım. Ama biliyor musun, iyileşince annem seni yine getirecekmiş beni. Öyle mi? İyi, bildiğim iyi oldu. Hazırlık yaparım ben de. Gelirken hem de sürpriz getireceğim. Güzel. Sürprizleri herkes sevmez. Önceden söylemen iyi oldu. Öyle sesini duyayım istedim. Daha fazla yormayayım seni. Çabuk iyileş, olur mu? Tamam, söz. Aç yüreğini bir merhaba ya. Kardeşin duymaz.
Azra. Ha, ne yaptınız? Doku uyumadı. Gidiyor Eylül. Küçük kızım gidiyor. Ne yapacağım peki? Aslında yurt dışında bir iyilik bankasından bulduk uygun bir iyilik ama çok para istiyorlar. Ne kadar istiyorlar? Azra çıkmıyor mu? Çıkmıyor ya. Çok konuştum ama. Ya böyle elimizden de bir şey gelmiyor. Ya çok dağıldı Azo ya. Çok morali bozuk. Ne yapacağız ya? Nasıl ya? Ölecek mi şimdi küçücük kız? Sus. Ama işte yeterince insan kan örneği verse, böyle kapsamlı bir banka oluşturulsa biz şimdi bunları konuşmuyor olacaktık. İnsanlar kendi başlarına gelmeden böyle şeyleri anlamıyorlar ki. Ya yurt dışında bir bankada bulundu demiştin. Evet ama onu da ta oradan buraya özel ilaçlar içinde getirmek çok masraflı bir şey. Yani doktor şey diyorsun değil mi? Burada bir sürü insan gidip hastanelere kan verse böyle perişanlık, muhtaçlık olmayacak değil mi? Ne diyeyim, sevaba da girersin. Of. Ha. Ya adaletin bu mu dünya be? Ha? Küçücük çocuk. Geç olsun, güç olmasın değil mi yüce kudret? Geç de olmasın, güç de olmasın Sayko. %10 kestim sana vereceğim paydan. Diyorsun. Diyorum. Bir itirazın mı var? Eyvallah. Öyle de olur. Hatanın bedelini ödeyeceksin. Nasıl benim işlerim aksadı, senin de işlerin aksayacak. Eyvallah, eyvallah. Nasılsa ödeşiriz. Yürü. Ne diyorsun Kudret? Ne diyorum? Senin iş diyorum, telmaşa diyorum. Yedirmezler adama diyorum. Ver onu bana. Kudret çekil yolundan. Demek illa beni hırpala diyorsun, canım acık diyorsun. Tamam, benden günah gitti. Bak, paşa paşa vermezsen söke söke alırım. İyi. Al o zaman, ne almak istiyorsan. Ver onu bana diyorum. Ver onu bana. Tamam işte. Sana ne dedim? İşte böyle teke tek dövüşeceğiz seninle. Ne oluyor burada? Hop hop hop. Deniz. Kudret. Bana bakın. Bu gece nöbetçi benim. Sabaha kadar gözüm üzerinizde olacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi koşuna. Hadi uzatma koşuna. Hadi. Hadi. Deniz sen de gel.
Hacı'ya. Hazır mısın? Hiç bu kadar hazır olmamıştım. Bize yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Şimdi. Ne yap ne et. Akşam onu çamaşırhaneye getir. Ben de. Merak etme. Adam mısın lan siz? Dolaştırdığım eziklere bak. Bak. Ne işe yarıyorsunuz siz? Ne işe yarıyorsunuz siz? Ben sizin karnınızı niye doyuruyorum? Vakilim midir, midir neyse. Onun getirin demedim mi ben size? Her yere baktık anne. Kes. Anne, anne. Ne var? O aradığın şey var ya, kesin deniz karşısında. Nereden çıkardın bunu? Az önce çamaşırhanede bir şey saklarken gördüm. Ha. Eşyalarını karıştırıyordun. Nereye koyduğunu gördün mü? Yok, görmedim. Ama yani bir şey saklamasa bu saatte ne işi var onun orada? Ha? Orada mı şimdi? Orada. Biz de oraya gidiyoruz. Bir taşından iki kuş vuracağız. Şişt, emanet al gel. Hadi gidiyoruz. Yürü. Ne oldu? Süngün düşmüş. Hı? Bana hiçbir şey olmayacak. Boncuk. Ödeşmiş olacağız. Herkesle. Başını pislettin. Bu saatte çamaşıra mı geldin? Zerrin Hanım. C blok dolayı çıkmış. Ne olayı? Leş koridor kameralarını kapatmışlar. Bir tane mahkumu da depoya kilitlemişler. İnletiyormuş ortalığı. Dondu. Dili tutuldu, dili. Korkudandır. Olur öyle şeyler. Senden korktuğumu mu sanıyorsun? Vallahi kuzu, ben olsam benden korkardım. Hesaplaşma zamanı diyorsun yani. Tamam, Kudret. Ben varım. Çözeceğiz bu işi. Azo, Azo, Azo. Çamaşırhanede olay çıkmış. Kutiler var ya, Deniz ablayı sıkıştırmışlar. Hadi, hadi dip desteğe. Biz karışmayacağız. Karışmayacağız mı? Ne demek bu ya? Öyle işte, karışmayacağız. Hadi anne, hadi, hadi.
kızı. Mahpusçuluğu öğrenmişsin ama tecrübesizsin. Kan akıtmadan öldüreceğim seni. Kan akıtmadan. Batır anne, batır, batır, batır. Hadi, ya batır anne. Hadi. 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 Duydunuz mu? Duydunuz mu? Sen kaçın sensin!